Bir sürü falan. Öyle mi? Bak Umut abi. Umut abi. Merhaba, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba, nasılsın? Sağ ol. Evet, yıllardan beri bitmeyen bir dostluk. Yıllardan beri bitmeyen bir dostluk. Ta ki, aynen, Çanakkale yıllarına kadar geri dönen. Şimdi daha bizle berabersiniz uzun süredir. Evet. Hatta karı koca bile oldunuz. Neler söylemek istersiniz bu durumla ilgili? Çok garip gelmiyor muydu? Serkan Bey, sizden başlayalım. Vallahi alıştık ya, seyirci de alıştı bence. Bizim uzun süredir arkadaş olduğumuzu da biliyor insanlar artık. Ya güzel vallahi ya, keyifli. Bizim için ikinci sezon devirdik. Üçe doğru gidiyoruz. Üçe doğru gidiyor. Bakalım hangi sezon. Bir açıklamanız var hani aranızdaki arkadaşlık bağıyla ilgili. Vadim gibi benim demiştiniz. Yani Çankırı Üniversitesi'ndeki yıllarla ilgili. Ya ben dedim bir kere öyle ama gerçekten öyle. Hani okulda bazen biriyle alışırsın, onunla beraber çalışırsın falan. Biz de daha rahat anlaşıyorduk. Çok fazla çalıştık herhalde yani. Notları kim yazıyordu, kim kime veriyordu? Ben onu çok merak ettim. Bizde not değil de daha çok hani Serkan üstünde çalıştığımız evet. için. Ama zorluğunu Serkan üstleniyordu. Ben de konforu sürüyordum. Ondan sonra neyin? Şimdi şeyle sormak istiyorum. Biz devam edeceğiz. Canım size geçmek istiyorum. Mükemmel geçen bir sezon. Mükemmel bir karaktere hayat veriyorsunuz. Ve çok da beğeni aldı. Neler söylemek istersiniz seyircinin bu teveccühüyle ilgili? Yani hep aynı şeyi söylüyor gibi oluyorum ama yani her oyuncuya böyle roller her zaman gelmez. İyi yani böyle rol gelince de oyuncu genellikle golü atmaya çalışır. Ben de seyirci anlamında söylüyorum. Golü atmamı düşünüyorum. Onların sevgisiyle, beğenisiyle devam ediyor. Esprili bir şekilde yaklaşmak istiyorum aslında konuya. Şimdi dizideki canlandırmış olduğunuz karakterde daha maddi durumu iyi olmayan bir karakteri canlandırıyorsun. Burada hesabı da siz ödediniz. Dikkatimizden kaçmadı. Avrupa ülkesinde hesaplar benden. Anadolu'da o taraf. Evet. Ben burada misafirim. Şeye dönmek istiyorum Ceren Hanım. Geçtiğimiz yaz Bodrum'daydınız. Hatta bizi güzel özel bir röportaj gerçekleştirmiştiniz. Bu yaz da Bodrum'da mı olacaksınız eşinizle birlikte? Tatil planları sorabilir miyim? Ya aslında bir planımız yok biliyor musunuz? Gerçekten spontan takılacağız. Çünkü eşim çalışıyor. Onun programını uydurup öyle ara ara bir yerlere kaçmayı düşünüyoruz. Serkan Bey siz? Var mı plan yaz tatili? Vallahi evet yine beraber bir yerlere gideriz. Çanakkale'ye gidiyorum ben zaten mutlaka o taraflara. Oraya giderim. Aynı ya. Öyle çok büyük plan yok tatil için. Yani. Gidince böyle üniversitedeki anılar falan canlanıyor mu? Çanakkale'den bir kopamama durumu da... Abi, çok oldu. Canlanıyor da çok oldu mezun olalı. 2012 bizim orada ev var. Ceren'in de zaten ailesi orada. Hani ben alıştım artık o. Yani oralı gibi hissediyorum kendimi. Hatta beni oralı sanıyorlar. Yani Çanakkale'li değilim ama... yine de şey oluyor tabii ya. Bir okulumuza uğruyoruz mutlaka yani. Evet, dönüşten oluyor. Tabii. Bu sene sizle birlikte Çanakkale'ye denk gelirsek okulumuzu bir gezdirirsiniz. Biz de merak ediyoruz. Tabii. Sanırım. Çanakkale'ye bekleriz. Bodrum'a değil. Çanakkale'de isterseniz. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Bundan da setebildiğimiz kadarıyla. Evet. İyi çekimler sizlere. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun, görüşmek üzere.